Evet gençler ben Kadir Gümüş, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniniz. Ne yapıyoruz o zaman? Arkadaşım edebi sanatlara, söz sanatlarına son gaz devam ediyoruz. Ve sene sonunda beraber olay olayı çekiyoruz. Ve tümlüyoruz ayeti Türk Dili ve Edebiyatı'na. Tecrit. Arkadaşlar tecrit soyutlama olarak dile getirilebilir. Ve şair burada ne yapar biliyor musunuz arkadaşlar? Şair burada kendisini soyutlar. Sanki başka birinden bahsediyormuş gibi. Mesela şair eğer ben Ey Kadir falan derim. Kendimden bahsederim ya da seslenmeden Kadir falan derim. Ey Kadir diye kendimden bahsedersem o zaman ben burada tecrit yapmış olurum. Ey dediğim için aynı zamanda da bulunmuş olur. Ama bazen şöyle derim, kendimden bahsederim şair tamam mı? Kadir sonunda bugün de ettin mi akşamı diyorum. Ulan Kadir zaten benim. Genellikle de gönül. Ey gönül şeklinde sanatçı kendi gönlünden bahseder. Ha gönül dersen tecrit var ama ey gönül dersen tabii ki tecritin yanında biraz sonra geleceğiz. Seslenme olduğu için ne de var? Nida'da var. Bak çok kolay bulacağız. İyi bak. Ey gönül bir sen değilsin der diyor Müptela. Bu cihanda bu beladan kurtulmaz icat. Bak burada gönül derken kendisinden bahsetmiş. Ey gönül derken kendisine seslenmiş. Tecrit var mı? Var. Ey olduğu için nida da var mı? Var ya. Bak. Ey Nedim, ey birbiri şeydani için amuşsun. Senden evvel çok nevalar, güftü güft söz, da söylentiler var idi. E kardeşim Nedim yazmamış mı? Ha, ey Nedim derken kendisine seslenmemiş mi? O zaman ey derken nida var mı? Kendisinden bahsettiği için Nedim dediği için de tecrit var mı? E adam kendisini soyutlamış be yavrum. O zaman var. Bak bazen illa eyli kullanmasına gerek yok. Bakar mısınız burayı? Hiç el kullanmadan da karşınıza çıkabilir. Bak, günahı çoksa da tahir, dahil affındır. İlahi Allah'ım merhamet et ihtiyar halinde. Diyor, tahirin günahı çoksa da diyor, affına dahil et diyor. Ona merhamet et diyor. E zaten sen tahir mevlevisi Mevlevisin. Tahir diye sanki başkasından birisinden bahsediyormuş gibi. Allah'ım Tahir'i affet diyor. Tahir zaten sensin. O zaman arkadaşlar tecrit kısacası buram buram bir ne kokuyor derseniz tabii ki buram buram bir soyutlama kokuyor. Tamam. Tevriye. Tevriye hocam nedir? Bak. Tevriye bir sözcüğün kinayeden fark. İkisinde de gerçek anlamda kullanılmasıdır. Yani bir sözcük iki anlam olmasıdır. İki anlam olan sözcükler de olur. Tamam Yalnız bu anlamlardan birisi yakın anlamı kastedecek şekilde, birisi uzak anlamı kastedecek şekilde. Ama dikkat edin, ikisi de gerçek anlam, sözlük anlamıdır. Eğer şöyle olsaydı, hani biraz örnek verdim ya, Selim'in göz açıktır. Gerçek anlam var, iki, mecaz anlam var, işini bilir. Hem gerçek hem mecaz anlama gelecek şekilde kullanırsak, o zaman buna da tevri olmaz. O zaman ne olur bunun adı? Kinayi olur. Demek ki çevreyle kinayin en büyük farkı budur. Bak. Sordum Nigar'ı dediler ah baba ah baba Nigar'ı sevgiliyi sormuş. Semt-i Vefa'da doğru yoldadır. Bak birinci anlam. Bak direkt. Semt-i Vefa'da. Gençler gerçek anlam. Vefa adlı bir semtte. De. Değil mi? Arkadaşlar. E burada ikinci anlam var. Yine vefa bak. Ben mecaz bir yerden ulaşmıyorum. Vefalı olmak. Evet. Vefalı olmak. Geldik buraya. Doğru yoldadır. Yol sokak demek. Doğru ya da bugünkü anlamıyla doğru adlı sokak. Gerçek anlam zaten bu. İki. Doğru yoldadır. Evet. Yanlışa sapmamış. Doğru yolda giden yanlışa meyletmeyen. E burada ben kafamdan bir şey bulmadım ki. Bak vefa adlı semt vefalı olmak. Burada da doğru adlı sokak doğru yolda olmak. Yanlışsa ben kafamdan mecaza ulaşmadım ki ikisi de, buradan ulaşıyorum. Bak yazıyor vefa. Yazıyor doğru. Yol yazıyor. O zaman bu nedir iki anlama geldiği için tevriyedir. Bak. Ulusun korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek diş kalmış canavar. Bak bir, ulusun. Değil mi? Yücesin. Ulu, yüce. İki, ulusun canavarın, köpeğin ulumaz, Tamam mı? Burada da ulumak. Uuuu diye olur ya kurt, canavar, köpek neyse. O zaman arkadaşlar ikisi de sözlük anlam. Ulu ulu mu? O zaman iki anlamı gelecek şekilde kullanmış. Yukarıdakiler gibi ikisi de gerçek anlam. Bitti. O zaman ne vardır burada? Tevri. Kinayi olması için mecazlık olması gerekirdi ki burada yoktur. Bak bu kadar letafet çünkü sende var. Beyaz gerdanında bir de ben gerek. Bir. Arkadaşlar Gerçek anlam, evet beyaz gerdanında bir de ben gerek derken vücuttaki be gerçek anlam. İkinci anlam bir de ben gerek derken hani dil bilgisi anlattım mı kişi zamiri kadir gerek. Bak yerli isim kullanıyorum. İkisi de gerçek anlam mı? Evet ikisi de sözlük anlamı. O zaman ne var burada? Kinaye değil, tevriye var. Bir Buse mi bir gül mü verirsin dedi gönlüm. Gönlüm demiş ki Buse mi öpücük mü gül mü verirsin dedi gönlüm. Birnim tebessümle o afet gülü verdi. O afet gülü verdi. Birinci anlam. O afet gülü aldı bana verdi. İkinci de tezlik birleşik fiili gülü vermek. Hızla gülü verdi. Peki bunların ikisinde de herhangi bir mecazla ulaştın mı? Hayır. İkisi de babalar gibi gerçek sözlük anlamı. Bitti. O zaman burada ne vardır derseniz devriye var. Çünkü mecazlık yok. Kinaya ulaşın. Kolay bir sanat nida. Yani ünlem. Yani seslenme. Nida, ünlem, yahut seslenme. Sen ne dersin? Bakın seslenirsin. Ey ya ey ya va ey va ünlen. Ey debdebeler tantanalar şanlar alaylar. Bitti. Al sana nida var. Tamam. Şu bölümde küçük bir yer açmak istiyorum. Ve senin bir şey göstermek istiyorum. Bak metinlerde çıkabilir. Şimdi Nedim'e sesleniyor. Ey Nedim. Ünlem, nida var. Bazen e'yi kaldırıp şöyle yapabilir. Nedim a. Sonuna a koyduğum zaman bu da ey Nedim demek. Bak. Ey baki. Evet ünlem ey. Şimdi e'yi kaldırıyorum. Bakiya. Bak bunlar. Yani bunlar da hepsi bir nidadır, seslenmedir. Anlaştık mı? Olay bu. Kat, kat, kesme. Sözü bazen kesmek daha etkilidir. Ve bu daha çok düz yazıda kullanılır. Gerçekten aklınızda şuradan gelsin. Kıt, kıt, kıt kesiyor. Bak, lan bizim normalde eksilttiği cümle dediğimizi bizi edebi sanat olarak getirmiş kattırmışlar. Bak, neden sattınız tarlayı? Satacak değildik ama... sizin geri kalan okuyucuya. Maaş çıkmadı da... Bitti. Reşat Güntekin eserinden almış. Demek ki kat ne demekmiş dersiniz? kesme demekmiş. Tamam mı? Terdit. Terdit. Şaşırtma sanatıdır. Arkadaşlar sözü öyle bir bitireceğim ki aa deyip şaşırtacağım. Dişin mi ağrıyor? Çek kurtul. Başın mı ağrıyor? Bir çerey bir. Veren misin? Üzülme onun da çaresi var. Ölür gidersin. Ah terdit yaptı işte. Şaşırttı seni. Seni şaşırt. Ölür gidersin. Sanki tedavi bekliyorduk. Hep tedavi yöntemleri vermişti ama tedavi bulamadık. Evet. Şimdi gençler Hüsnü Talil. Hüsnü Talil güzel bir nedene bağlamaktır. Tamam. Aslında bir olayın tabiatsal bir nedeni vardır. Tabiatsal bir nedeni vardır. Her şeyin olduğu gibi. Tamam? Ya da arkadaşlar bir şeyin gerçek bir sebebi vardır. Ve ben bu gerçek sebebi ya da tabiatsal nedeni görmezden geliyorum. Bunu aslında ona ait olmayan güzel bir nedene bağlıyorum. Diyorum ki ben, sen gülünce güller açar gül pembe. Güller niye açar? Bahar geldi için. Gerçek sebebi dışlıyorum. Sen güldüğün için ağır. Sen güldüğün için açtı diyor. Güzel bir sebep, güzel bir sebebi bağlıyorum. Anladınız mı? Olay bu. Bir an önce görülsün diye Akdeniz, şimdi işte ben Toroslardan gidiyorum bir an önce görürsün diyor Akdeniz. Arabayla gidiyorum. Toroslarda ağaçlar hep çocuk kalır. Şimdi toroslarda ne vardır? Makiler vardır değil mi? Makilerin küçük olmaları, çocuk olmaları, minik olmalarının sebebi nedir? Tabiattır. Doğru mu? Ama hayır bu değil diyor. Tamam mı? Gerçek sebep nedir diyor? Akdeniz hemen Toroslardan gelirken görülsün. Ağaçlar Akdeniz'in görülmesini engellemesin diye. Bak, alsın. Güzel bir nedene bağlamış. Afrika dediğim bir garip kıta. El bilir alem bilir. Ki şekli bozulmasın diye harit Akdeniz hala eskisi gibi çizilir haritalarda. Şimdi Afrika Haritalarda niye böyle çiziliyor? Niye böyle çiziliyor? Böyle şekilli bir şekilde? Ee, arkadaşlar çünkü bilim böyle istediği için. Hani izoizler şunlar bunlara göre biz kuş bakışı çizeriz. Hayır o değil diyor. Gerçek sebep bilim değil diyor. Kuş bakışı bakılması için değil diyor. Niye Afrika öyle çizilmiş eğri büğrü? Çünkü Akdeniz'in şekli bozulmasın diye. Gerçek sebep bu demiş. O zaman burada güzel bir nedene bağlamış. Yukarıda da Akdeniz hemen görülsün diye Toroslarda makiler var. Bak, güzel şeyle bağlamış. O zaman üstü talih güzel nedene bağlamış. Güzel şeyler düşünelim diye yemyeşil olu vermiş ağaçlar. Şimdi bana bakın. Ağaçların yemyeşil olma sebebini gerçek sebep nedir? Bahar geldiği için. Hayır demiş. Güzel nedene bağlıyor işte. Bahar geldiği için dememiş. Niye demiş? Biz güzel şeyler düşünelim diye. Bizim güzel şeyler düşünmemiz istenmiş. Ondan yemişi de vermiş ağaçlar. Yani ihbar geldiği için değil. Değil mi? Bak olay bu. Şimdi Fuzuli Peygamber Efendimiz için yazdığı ünlü su açıklamasını yapayım. Hakki payine. Pa ayak. Hakla toprak demek. O zaman çevirisini yapıyorum. Hatta pabuş. Ayakkabı buradan geliyor. Ayağının toprağına. Peygamberin ayağının toprağına. Yetem ulaşayım der diye. Değil mi? Ömrünce ömürlerdir. Muttasıl, sürekli başını daştan taşa urup gezer avares. Bak su var ya peygamberin ayağının toprağına ulaşma amacıyla kafasını taştan taşa vurup gezer. Bir şey söylemek istiyorum. Gençler suyun böyle düz aktığını gördünüz mü? Hayır. Nehir. Nehir böyle, 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 böyle gider. Doğru nehirlerin böyle gitmesinin sebebi engebeller değil midir? İşte bu değil diyor. Engebeller değil diyor. Peygamberin ayağına, toprağına o bölgeye ulaşmak için peygamberin yattığı yere su diyor başını ne yapar diyor taştan taşa vurur diyor. Yani niye böyle dönüyor biliyor musun? Taşı görüyor diyor. Başını vuruyor diyor. Ondan sonra öbür tarafa vuruyor. Ondan sonra öbür tarafa vuruyor. Başını Suyun taştan taşa vurma sebebi engebeler değil. Bunun bu şekilde akmasının sebebi menrester çizerek akmasının sebebi engebeler değil. Niye? Gerçek sebep aslında şudur diyor. Peygamberin ayağının toprağına erişmek şeklinde güzel bir nedene ne yapmış? Bağlamış. Harika. Bak bir örnek daha. Çok güzel bir örnek daha burada yatıyor. Bak. Üşürüz her akşam vakti. Ne sıcak vücutlar gitti toprağı ısıtmak için. Gençler bir. Ölüm var. Tamam. Senin vaden dolunca ölürsün. Doğru mu? Ölüm niye var? Vaden dolunca. için. Bu sebebi bağlamamış. Güzel nedene bağlamış. İnsanlar niye ölüyormuş? Sıcak vücutlar niye toprağa gidiyormuş? Çünkü toprağı ısıtmak için. Çok güzel bir sebebe bağlamış ölüm. Gördünüz mü? Olay bu. Tekrir çok kolay bir sanat, en kolay sanat. Tekrir ne sanatıdır? Tekrar sanatıdır. Bak Esselam ey şah Merdan Esselam. Esselam ey Sırrı Pinan Esselam. Eyler de burada nidarlarda tekrar etmiş. Tekrir var. Ya da Ahmet Haşim'in bir şeyi var. Akşam yine akşam yine akşam. Değil mi? Akşamlar tekrar etmiş. Peki cinası nedir öğretmenim? Gençler cinas şudur. Yazılışları aynı. Lakin anlamları farklı olan iki kelime kullanmaktır. Bakın iki tane kullanacağım. Bağda mey içilip naleler eyler neyler? İki tane kullanacağım. Mesela Tevriye'de bir tane kullanıyordu. Miki geliyordu. Burada iki, iki tane kullanacağım. Sesi çıkmaz acaba birbiri uyur mu neyler? Bak. Ha. Bağda mey içilip, şarap içilip, naleler eyler neyler? Nale atar diyor neyler diyor. Tamam mı? Ses çıkarır diyor. Burada ne? Çalgı aleti. Aşağıya bak. Sesi çıkmaz. Acaba bir bir uyur mu neyler? Burada da ne yapar demek? O zaman bunların yazılışları aynı mı? Aynı. Anlamları farklı mı? Farklı. Çıt. Cinas var o zaman. Anlaştık mı? Olay. Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç. Geç vakit isim kökü. Bu son fasıldır. Ey ömrüm nasıl geçersen geç. Bu da geçmek bir kökü. Yazılışlar aynı mı? Aynı. Anlamları farklı mı? Farklı. Bitti. O zaman ne vardır burada? Cinaz. Bitti. Bülbül eder gülenaz. Güle naz etmek. Girdim bir dost bana ağlayan çok gülenaz. Ama hocam bitişik yazılmış birisi ayrı yazılmış önemli değil. G, G, Ü, Ü, L, L, E, E, N, N, A, A, Z, Z. Aynı sesler. Birisi güle naz etmek. Diğeri gülenin az olması. Yazılışlar aynı, anlamları farklı. Cinas. Bunların hepsi sön olduğu için de cinasla kafiye. Bak, hani gecede rüyan gündüzlerde düşündüm. Şimdi sana diyorum ki, hani geceleri ben senin rüyandım. Gündüzlerde de düşündüm. Yani düşün idim. Hayalin idim demiş. Evet. Unuttun zalim beni. Bak ben seni yine düşündüm. Burada da düşünmek. Doğru mudur? Burada diyor ki hani diyor sen benim gecede rüyandın. Hani ben senin gecede rüyan, gündüzlerde düşündüm, seni hayalindim, düş hayal. Unuttun zalim beni. Bak ben seni düşündüm. Birisi düşünmek Birisi düş, hayal. O zaman yazılışları aynı, anlamları farklı. Cinas cinaslı uyak var, değil mi? Bilmiyorum ben neredeyim? Bilmiyorum ben neyim? İnlemekten yoruldum, kırık dökük bir neyim. Şimdi bilmiyorum ben neyim derken, değil mi? Ben ne olduğumu bilmiyorum. Ne olduğum bilmiyorum. Burada da kırık dökük bir neyim derken çalgı etmek. O zaman yazılışları aynı mı? Aynı. Anlamları farklı mı? Farklı. O zaman arkadaşlar burada da ne vardır? Cinas vardır. Bir örnek yazayım isterseniz. Bak. Bir evde düzen olursa o evde olmaz düzen. Bak. Dü iki demek zen de kadın demek zenne, kadın kılığına girmiş erkek ya. Bir evde iki kadın olursa o evde olmaz düzen. Bak illa ardarda arda, arda kafiyeli olmasına gerek yok. Bak metin içinde. O zaman yazılışlar gördüğün gibi aynı. Bitiş gayri yazılması önemli değil. Ama anlam farklı. Bir iki kadın biri düzen anlam. Tamam. Bir de yıllardır sizin kalp sanatı olarak bildiğiniz cinasın alt dalı olan bir cinas kalp var. Çok kolay biliyor musunuz? Tersten yazım. Tersten yaz. Bir şeyi tersten yazarsan ama kelimeyi cinası kalp olur. Mesela bir kelime yazmak istiyorum size. Bakın. Kam. Ters çevir bunu. Mak. Bitti. Cinası kalp kelimeyi. Tamam mı? Yazalım arkadaşlar. Hemen yazalım beraber. Yukarıda. Mur tersi rub. Bak. Cinası kalp. Kalp sana. Şunu yazalım. Ram ters çevir mar. Bunlar bir şiirin içerisine geçerse bununla bu, bununla bu, bununla bunun arasında kalp sanatı var. Kaç tane kalp sanatı oldu? Üç adet kalp sanatı rahatlıkla oldu. O zaman bu sanatı anladık mı? Tahtanın hakkını verdik mi? Dersin hakkını verdik mi? Tahtayı işledik ve bitirdik. O zaman ben ne yapıyorum? Hemen tahtamı siliyorum. Devam ediyorum. Durmak yok gençler. Evet gençlerim. Son gaz devam ediyor öğretmeniniz Kadir Gümüş. İştikak. Arkadaşlar iştikak Arapça ya da Farsça fark etmez. Ya da Türkçe. Gençler aynı kökten gelen kelimeler varsa burada iştikak var. Yani bir şiirde aynı kökten gelen kelimeler olacak arkadaşlar. Örnek vereyim. Kitap, katip, mektep yazmamışım ama mektup. Evet bak aynı kökten geliyor. Hepsi Arapça ketebe kökünden geliyor. Ya da gelmek kökünden gelen. Gelmedi, gelmeyecek, gelmez. Hepsi gelmek kökünden geliyor. Ya da isterseniz şöyle yazayım. Emr, emir. Emir alana memur, emir verene amir. Bak aynı kökten geliyor. O zaman bunlar hepsinin iştikak var. Mesela yazmaktan geliyor. Yazmak, değil mi? Yazdırmak, yazılmak, yazışmak. Bitti. İştikak var. Bak, gördüler görmek. Ki ruhunu görmek. Bak, bunun kökü de görmek. Gördünüz mü? Kök görmek. Evet. Nasip olmaz ebed. Evet. Gözlerin ey şu, bu dert ile bimar oldular. Şimdi gözlerin de görmekten gelir aslında. Peki hocam, niye Z gelmiştir? Bu sizin müfredatınıza girmiyor. Ama bir genel kültür olsun. Tamam mı? Bak, gençler, Z aslında organlarımıza çoğulluk anlam verir. Mesela omuzdan iki tanedir. Sonda Z var. Dizden iki tanedir. Sonunda Z var. Gözden İki tanedir. Z var. Tamam mı? Yani aslında hepsi görmekten gelir. Burada da gözün kökü bile görmektir. Ama bu eskil bir şekilde Z çoğulluk anlamı geçmişte verilmiştir. Sonuçta iştikak aynı kökten gelen kelimeler arasında olur. Aks. Bak. Aksa ne yapacağız biliyor musunuz? Bir cümle içinde kelimeleri ters çevireceksiniz. Bak şimdi. Selim'e baktım mı? Tamam mı? Selim'e baktım. Hemen bir Selim bir iki kelimelik bir cümle kursana. Ne yapıyorsun şu anda? Seni izliyorum dedi. Bak seni izliyorum. Ter çevir aynen yaz. İzliyorum seni. Bitti. Nasıl aksi olduğunu gördünüz mü? Ters çevirdim. Bak bitti. Seni hep sevdim. Lütfen ters çevirin. Sevdiğim hep seni. Aa, aa ne kadar kolaymış değil mi Aks? Aks budur işte arkadaşlar. Bu kadar basit. Aynen bu. Hikaye bu. Yalnız bir şey istiyorum. Aks cümle içinde olur. Değil mi? Biraz önce anlattığım İnşallah kalp. Cinası kalple karıştırmazsınız. O kelime içinde olur. Şöyle. Mar-ram. Orada harfleri yer değiştiriyorum. Burada kelimeler. Tamam mı? Mur, rum. Bak bununla karıştırmayın. Kalpte harfler yer değiştir. Ama aksi kelimeler. Bak. Didem ruhunu gözler. Ters çevirdim. Gözler ruhunu didem. Bak gördünüz mü? Aynen. Kıble olalı kaşın. Ters çevir. Kaşın olalı kıble. Bak nasıl olduğunu gördünüz mü? Ya da şuraya bak. Gül, tiken, yer değiştirmiş, tiken, gül. Bitti. Aks budur. Anlaştık mı? Evet. İrsali mesel. Hocam, irsali mesel nedir? Şiir içerisinde atasözü, özlü söz kullanmaktır. Bakalım. Gedayız, müsta kesme zekatın. Diyor ki, zekatını kesme, biz dilenciyiz. Kesilmez ayağa bir sürçen atın bir kere süçtü diye atın ayağı kesilmez. O zaman ben burada bir sürçen atın ayağı kesilmez derken atasözünü kullanmış mıyım? O zaman işsel mesele var. Buraya geç. Bak. Allah'a sığın şahsi halimin gazabından zira yumuşak huylu atın çiftesi pektir. Bak yumuşak huylu atın çiftesi pektir. Ah, burada adam atasözü kullanmış mı? O zaman işsel mesel var. Çağır karacı olan çağır, taş düştüğü yerde ağır, gönül sevdiğinden soğur, görülmeyi görülmeyi derken ikimizde de atasözü kullanmış mı? O zaman bir saniye mesel var. Tok olanlar bilmez çektiğini açık alanın, tok olanlar açın halinden anlamaz adlı atasözünü bize söylemiş. Sırtı pek olan kimseye ahvali şitağı. Yani kış mevsimi yaz görmüş demiş. Bitti. Bak ne kadar kolaydı. Adsızsız kullandı. Peki öğretmenim telmi ne demektir canlarım? Telmih de hatırlatmadır. Bu hatırlatma bir kişiye olabilir. Bir olaya hatırlatma olabilir. Ya da bir önemli yere hatırlatma olabilir. Bak. Gökyüzünde İsa ile özel isimlere dikkat edin. Tur Dağı'nda Musa ile elindeki asa ile çağırayım Mevlam seni. Bak İs gökyüzüne İsa ile İsa'nın gökyüzüne Tanrı katına çıkması. Tur Dağı'nda Musa ile Musa'nın Tur Allah'ın kelamına nadir olması ve elindeki asas ve hatta bunun yılana dönüşmesi. Bak bunlar hep hatırlatılmış bana. O zaman ne vardır burada? Telmih vardır. Bak. Marisi adu biz yedi beyzay kelimiyiz. Tufan ise dünya gamı biz keştin olsun. Bakın Nuh'un değil mi? Tufan. Tufan hadisesi. Termih var. Ne olmuştu arkadaşlar Nuh peygamber? Değil mi? Tufan olacaktır. Gemiye her hayvandan bir dişisi bir erkeğe şeklinde almıştı. İşte termih var. Ey en güzel güneş Ey ebedi ateş yak beni. Nesimi gibi soy, Mansur gibi yak. Arkadaşlar Seyit Nesimi ve Hallacul Mansur enel hak dediği ve yanlış anlaşıldı tasavvuftaki. Aşağı ben Allah'ım sözü yanlış anlaşıldı be. Bu yüzden ne olmuştu? Derileri soyulmuştu. İşte bunu hatırlatıyor. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı derken al sana bize Bedir Savaşı termi yapılıyor hatırlatır. Uçmakta konmadan kıyısız bir denizde ru benzer mi öyle kuşa tufan içinde nu Nuh'un tufan hadisesi hatırlatılmıştır. Yine bir termi vardır. Bitti termi anlatık mı? Hikaye bu. Şimdi ayrıntılı bir edebi sanat. Ya çıkarsa diye anlattım. Çünkü ÖSYM mi buzunu sildiği için hiçbir şeyi riske atmak istemiyorum. Bana bak. Şu bir beyt tamam mı? Birinci beytin sonundaki sözcük ya da söz grubunu tamam Hem bu mısraya ait olarak kullanacağım. Bana atıyorum X anlamı verecek. Tamam Hem de bunu ikinci dizenin başına koyarak kullanacağım. O zaman da başka bir anlam olarak iyi anlam verecek. Buna sihri helal, helal sihir derler. Yani şurada sorsam, ben bunu hem buraya göre kullanacağım, başka anlam verecek. Hem bunu buraya göre kullanacağım, başka anlam verecek, sihir helal. Zor sanat değil mi? Ama bulması kolay. Bak, gizlice arasam ağzın lebin, lep lab dudağı. Gizlice arasam diyor, ağzını, dudağını emsem sorsam. Buradaki sorsam, soğurma anlamında. Hani böyle bir şey emiyorsun ya. Burada da arkadaşlar dudağını emiyor. Tamam Buraya kullanırsam bu anlam veriyor. Peki sorsam mı? Ben. Buraya koyarsam. Sorsam hiçbir çare bilir mi dili bimar acaba? Dil gönül. Bimar hasta. Sorsam diyor. Acaba hasta bir gönle çare mi? Burada da soru sormak anlamında. Birinde emmek anlamında sormak, şurada kullanırsam, bunu buraya alın, buraya kullanırsam soru sormak anlamında. Ayrıntılı bir sanat ama örnek görmek anlamıyla yine de vermek istedim. Tamam. Akrostiş kolay bir sanat. Türk Edebiyatı'nda ilk defa 15. yüzyılda Mihri Hatun'un kullandığı bir sanattır. İlk defa 15. yüzyılda Mihri Hatun kullanır. Bak kişinin baş harfleri Ali. Gördünüz mü? Akrasi şiir yazıyorum. Al dedim sana almadın. Lanet dedim ben de seni. İnanmama bana tamam. Buyurun. Tam garip şiiri gibi saçma bir şiir. Ali Akrasi. Anlaştık? Olay bu. Peki. Öğretmenim aliterasyon ne? Aliterasyon arkadaşlar ünsüz tam harflerin tekrarı birisi de ünlü harflerin tekrarı. Şimdi size soruyorum. Aliterasyonla mı ünlü harfler tekrar edecek yoksa asonansta mı? Bak. Arkadaşlar unutmayın. Unutmayın. Burada ünsüz harfler tekrar eder aliterasyonda asonazda da hangi harfler tekrar eder ünlü harfler tekrar eder bunları birbirine lütfen karıştırmayın birinde ünlü harfler birinde ünsüz harfler tekrar çık anlaştık mı hikayemiz bu bak aliterasyona bakıyorum ünsüz ses harfi gülle bülbül ederken l 3. Silsile evet 4. Silsile 6. Alt. Bak 6 kere l tekrar etti. O zaman burada l a l t r vardır. Tamam? Aşağı geçtim. Asonans ünlü harfler tekrar etmez mi? Bak en fazla geçen i, 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 i. O zaman burada da i asonansı vardır. Tamam mı? Çok kolay. Ünsüz harfler tekrar ederse aliterasyon. Tamam mı? Ünlü harfler tekrar ederse asonans. Bu kadar basit. <laughs> Peki öğretmenim lep değmez ne? Gençler, bunu aşık atışmalarında kullanılır. Tamam mı? Aşık atışmalarında kullanılır. Ve iki tane aşık karşı karşıya geçerler ve dudakların arasına da ne koyarlar? İğne koyarlar. Ve dudak ünsüzlerini söyledikleri anda batar o iğne. Kan çıkar, atışmayı kaybeder. İşte bu dudak ünsüzlerini hiç söylemeden arkadaşlar ne yapmaktır? Şiir söylemektir. Pem benin ünsüzleri F ve P M B V. Bak dudağımı kullanırım. Pı. M. B. V. V. Dudağımı kullanıyorum. Bunlar. Peki. Sıtkıda sen sığınırsan eğer ki hak rahna git şeytan şerrinden sığın şahlar şahına. Bunları kullanmamış. O zaman lep demez. Hikaye bu. Seci. Öğretmenim seci nedir? Düz yazıdaki kafiyedir. Düz yazıdaki kafiye seci Bak düz yaz. Paragrafa başlamışım. Alimsin ilmine gayet yok, kadirsin kudretine nihayet yok. Düz yaz. Peki yoklar aynen tekrar için düz yazıda redif olmuş mu? O zaman gayet ve nihayet derken sondaki ayetlerde benzemiş kafi olmuş mu? Bitti. Düz yazdaki uya ne dedik arkadaşlar? Seç dedik. O zaman şu an edebi sanatlarımız bitmiş midir? söz sanatlarımız. Şimdi kitapta alıştırmalarımız var. Kitaptaki alıştırmalarımızı yapmamız gerekiyor. Anlaştık mı? Şimdi kitap ben sileceğim tahtayı. Ben tahtayı sildikten sonra kitaptaki alıştırmalarımızı yapacağız. Onu geçmiş yıllarda size bırakmıştım ama şöyle silgime bakıyorum. Bu yıl onu size bırakmıyorum. Ne yapacağım arkadaşlar? Bu yıl Allah nasip kısmet ederse onu da ben hemen şimdi çekeyim istedim. O zaman arkadaşlar hemen ben silgimi bulup, silgi bulamadım, bez buldum fark etmez. Tahtamı ne yapıyorum? Siliyorum. Evet gençler alıştırmaları da beraber yapacağız demiştim. Haydi o zaman beraber yapalım. Bir, bunlar en bariz edebi sanatları, söz sanatları var. Ey deniz gözlerinde derken, ey. Bir burada ey derken. Nida'yı buldun mu? Buldum. Deniz gözlerinde derken göz benzeyen deniz kendisine de benzetilen. A burada sadece benzeyen de kendisine benzetilen var. O zaman burada teşbih beli yani güzel ya da yalın benzetme mevcuttur. Tamam en barizleri bu yeter Bıraktı beni gitti uzaklara fidan. Fidana bak lan. Sanki böyle insan gibi düşünmüş. Benim bıraktı, uzaklara gitti. Aslında burada ne vardır? Teşhis vardır. Yani kişileştirme. Peki kişileştirmenin olduğu her yerde ne vardı arkadaşlar? Kapalı istiare. Bunu nasıl açıklamıştım size? Mesela fidan ya. Ne gibi fidan da aslında? İnsan gibi fidan. İnsan burada kendisine benzetilen. Fidan burada benzeyen bu söylenmemiş. Sadece benzeyen söylendiği için kapalı istare. İki kapılı bir anda gidiyorum gündüz gece. İki kapılı bir anda. Aslında burada ne demek istiyor? Burada dünya demek istiyor. Yani iki doğum ve ölüm kapısı olan iki kapılı bir hana benzeyen hangi bir dünya? Böyle yapıyorduk değil mi? İki kapılı bir an kendisine benzetilen dünya benzeyen. Ve burada sadece iki kapılı bir an benzetilmiş. Evet söylenmiş. O zaman K'den aklınıza gelecek. Kapı açık olacak. Açık ister. Tamam. Ha gündüz ile gece arasında da tezat mevcuttur. Tamam. Evet. Kirpikleri saplayıp durma bağrıma. Bitsin artık bu savaş. Yoruldum sevgili. Bak kirpikleri saplayıp bağırma. Aslında divan edebiyatında kirpik oktur. Kirpikler bağıra saplanmaz ki. Ok saplanır değil mi? Aslında ok gibi bağıra saplanan kirpik. Ok burada kendisine benzetilen. Ve kirpik burada benzeyen. Bu söylenmemiş. Sadece benzeyen söylenmiş. O zaman misler gibi burada kapalı istihane vardır. Tamam mı? Kitap okuma kampanyasında Konya yoğun ilgi gösterdi. Bak benzetmamaca gitmemişim. Aslında Konya'daki halkı kastetmiş. Demek ki arkadaşlar aslında yeri söylemiş. Aslında yerde yaşayanları söylemek gerekirdi. Çünkü cansız bir Konya nasıl ilgi gösterir? Konya'daki al. o zaman burada Cazı Mürsel diğer söylenişiyle ad aktarması vardır. Yani burada adaklarımız vardır gençler. O da yer, o yerde yaşayanlar ilişkisi. Mevsimler yaz tutup güller ağlasın. Ana mevsim yaz tutuyor. Güller ağlıyor. Ağımla inleyen çöller ağlasın. O zaman burada teşhis var mı? Var. Teşhis ne demekti? Kişileştirme. Her teşhisin olduğu yerde ne vardı? Kapalı istiare vardı. Nasıl kapalistler olduğunu kanıtlıyorduk. Yaz tutmaz. insan yaz tutar. İnsan gibi yaz tutan mevsimler. İnsan gibi ağlayan güller. İnsan gibi ağlayan çöller. Artık kalem bile tutamıyorum benim, O kadar yorulmuşum ki. Kendisine benzetilen benzeyen. Bunları söylemişim. Sadece bunu söylemişim sadece benzeyen söylendiyse hop kapalı istiare vardır. Ama buna bile gerek yok. Ben ne demiştim? Her teşhis kişileştirmenin olduğu yerde kapalı istiare vardır. Doğru mudur? Bitti. Evet. Ağlasın ağlasın. Aynen tekrar ettiği içinde aralarında tekrir de mevcuttur. Tamam mı? Kurnaz tilki kardeşciğim artık dost. Kurnaz tilki konuşmuş intak var. Her intihan olduğu yerde ne vardır? Teşhis. Artık ezberlediniz. Her teşhisin olduğu yerde de kapalı istihare var. Çok dil yarası çektim. Dur. Dil. Dilin iki tane anlamı var. Bir, insan organı olan dil, iki gönül. Ama hiçbirisi mecaz değil ki. İkisi de sözlük anlamı. Bu da gerçek anlam. Bu da gerçek anlam. Sadece organ olan dil yakın, diğeri uzak. O zaman biz buna ne diyorduk? Bir sözcüğün hem gerçek hem mecaz anlamda kullanılırsa kinayeti, iki gerçek anlamda kullanılırsa tebriğiydi. Elinden tut düşenin, bak elinden tut düşenin, hatta düşmanın bile olsa elinden tut. Burada bir gerçek anlam, gerçekten elinden tutmak var mı? Bir de mecaz anlam, yardımcı olmak var mı? Ne demiştim ben? Deyimlere dikkat edin demiştim. Buyurun o zaman hem gerçek anlam hem mecaz anlam varsa kinaye Kadrini bilmeyenler alır eline. Bu yüzden boynu menekşe. Bak, menekşenin boynu zaten tabiattan dolayı eğri midir? Tabiatsal olarak yaradılışı budur. Ama burada ne demiş? Kadrini, kıymetini bilmeyenler eline aldığı için aldığı için eğri demiş. Yani bunu Güzel nedene bağlamalar. O zaman güzel nedene bağlama sanatının adı neydi? Hüsnü Talil. Evet. Gah gülşen olursun gönle, gah ateş. Cennet misin, cehennem misin ey aşk? Aşka soru soruyor. Sen cennet misin, cehennem misin? Soru sorduğu için istifam var mı? Evet. Cevap beklemiyor. Cevabını bildiği bir şey. O zaman tecavüli arif arifte var mı? Evet. Hatta cennet ile cehennem arasında da zıtlık olduğu için tezatta mevcuttur. Tüm ağaçlar kalem olsa, tüm yapraklar kağıt, san olan aşkımı yazmama yine de yetmez sevgili. Abartmış. Öyle bir aşkı varmış ki tüm ağaçlar kalem olsa ya da tüm yapraklar kağıt yazamıyormuş. Bu arada ek olarak kalem, değil mi? Kağıt, evet. Yazmak birbirle alakalı kavramlar. Sonuçta tenasüp de mevcuttur. 12 de tamam. 13. Bu ne kudret ki Elif Bağ'ı okur ezberden. Ana Elif Bağ, alfabe. Evet, Elif BTS. Öyle bir kudretliymiş ki Elif Bayi Ezberden okur lan olup onu ilkokul 1'e giden çocuk okur. Değil mi? Bizim A, B, C, D, E der gibi. Yani resmen tadis. Aslında kudretli diyor ama aslında burada vermek istediği mesaj tam zıttı. Kudretsiz. Dalga geçiyor, tadis vardır. Tamam. Geldik. Olsaydı bendeki gam Ferhat'ı müptelada, özel isim var. Bir ah ile verirdi bin bir sütunu bağda. Ferhat Şirin için bir sütun dağını delmiştir. Bu olay hatırlatılır, termik vardır. Evet. 15. Balık baştan kokar bunu bilmemek. Seyrani gafilin ahmaklığından. Balık baştan kokar bunu bilmemek derken burada atasözü kullanılmış. İrsali mesel vardır. Aynı zamanda da Seyrani gafilin ahmaklığından zaten bunu yazan Seyrani zaten sensin. Kendine Seyrani gibi gafilin ahmaklığından derken sanki kendini soyutlamış başka biri gibi düşünmüş. Tecrit de vardır. Evet. Geçmesin günümüz sevgilim yasla. Yas ile geçmesin günümüz. O güzel başını göğsüme yasla. Göğsüne yaslamak başını. Değil mi? O zaman birisi yas, birisi yaslamak. O zaman yazılışları aynı mı? Aynı. Anlamları farklı mı? O zaman burada da cinas sanatı var ve hepsini bulmuş olduk. Gençler, hepiniz seviyorum. Elimden geldiği kadar burada ter döküdük hepsini anlatmaya çalıştım. O zaman arkadaşlar daha sonra yeni video, yeni videoda tekrar birbirimizi özleyelim ve diğer videoda edebi akımlarla, batı edebiyatında akımlarla devam edelim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Esen kalın gençler.